Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere kareköklü ifadelerden yani namı diğer kareköklü sayılardan genelde kareköklü sayılar olarak biliniyor zaten. Arkadaşlar bunların konu anlatımlarında eksikliğiniz olduğunu düşünüyorsanız mutlaka daha önceki konu anlatımlarımızı izleyebilirsiniz. Nereden? Şuradan i harfine tıklayıp arkadaşlar oraya ben linkleri bırakacağım. Açıklama kısmında da var. Arkadaşlar burada çözeceğimiz soruların da PDF'i yine videonun açıklama kısmında var. İndirip çıktı alıp siz de çözebilirsiniz. Yazarak çalışırsanız maksimum fayda sağlayacaksınız. Ayrıca çok uzatmak istemiyorum ama mutlaka söylemem gerekiyor. Buradaki soruların içinde 4-5 çeşit soru var arkadaşlar. Yani kolay diyeceğimiz soru da var, orta diyeceğimiz soru var, zor diyeceğimiz var, daha zor diyeceğimiz var. O yüzden hani bu soruların bir tanesine bakıp da ya bu kolaymış demek ya da bir tanesine bakıp ya bu zormuş demek çok da doğru değil diye düşünüyorum. Bunu da söylemeden edemeyeceğim. O zaman İMT hocayla ne yapıyoruz? Kareköklü ifadeleri LGS garantina kampında garantiliyoruz arkadaşlar. Ne zamana kadar? LGS'yi kazanana kadar hep destek, tam destek sloganıyla. Evet, başladık bakalım. Görseldeki dikdörtgenler prizması biçimindeki deponun genişliği kök içerisinde 6,25 metre, yüksekliği kök içerisinde 3,24 metre ve uzunluğu da kök 25 metredir. Şimdi değerli öğrencilerim, bakın burada kök 25 bir kere zaten 5 olarak dışarı çıkıyor. Yani o zaman siz şuraya 5 metre diyebilirsiniz. Şuraya 5 metreyi yazalım. Tamam, burası 5 metre. Onu bulduk. Sonra 3,24. Böyle bir ondalık gösterim size veriliyorsa hemen bunu rasyonel olarak yazacaksınız. Yani şunu yapın. Kök içerisinde 324 bölü 100. Hocam 324'ü neyin karesiydi hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsan bölençsiz yaparsın ama hatırlarsın. Ya da 18 çarpı 18'den 324 olduğunu görebilirsin. 18 bölü 10 olarak dışarı çıkar. Çünkü 324 18'in karesiydi. 18 bölü 10 olduğu için şu uzunluğumuzda arkadaşlar 1,8 metre oluyor. Bak burası 1,8 metre. Buraya geldiğimizde bunu da yine ondalık gösterimden rasyonele çevireceğim. 625 bölü 100 diye ne yapıyorum? Karekökün içinde yazdım. Sonra 625 25'in karesi olduğu için 25 olarak dışarı çıktı. 100 10'un karesi olduğu için 10 olarak dışarı çıktı. 25 bölü 10 da 2,5 oldu. Yani şurası da 2,5 metre olmuş oldu. Şimdi şıkları tabii ki değerlendireceğiz burada. Çünkü diyor ki buna göre aşağıda ölçüleri verilen tahta bloklardan hangisi depoya en az bir yüzü deponun iç yüzeylerinden birine değecek şekilde koyulamaz demiş. Neden böyle bir şey demiş biliyor musunuz? Eğer siz hani yüzü de bir yüzü değecek demese şöyle çaprazlamasına falan da sokmaya çalışırsınız. Belki öyle girecektir yani, tamam mı? Ama çaprazlama olayını şu an Pisagor olmadığı için arkadaşlar ne yapamıyoruz? Pisagor biliyorsunuz şu an kazanımın içinde yok. İkinci dönem kazanımında. O yüzden bu şekilde getirdik soruyu. Bakın, tamam. Şimdi neyse. 1,3, 1,5, 2,5. Gördüğünüz gibi fıstık gibi giriyor. Neden? Ya zaten 2,5'a 5. Bak oradan kurtardı. 1,3, 1,8'den küçük. 1,5, 2,5'dan küçük. Hiçbir sorun olmaz. Bu girer. Buraya geldiğinde kök 15. Bak kök 16'dan küçük. Yani 4'ten küçük. 3,9, 3,8 gibi bir şey düşün. Tamam, şu 5 metre kurtarır. Kök 2 dediğin şey de 1,4 gibi 1'e yakın ya. O zaman bu da şu 1,8'den kurtarır. Kök 3 de arkadaşlar kök 4'e yakın olduğu için 2'ye yakın. Zaten kurtarır. Herhangi bir sorun yok. O zaman bu da koyulabilir. Buraya geldiğimizde bakın kök 2, kök 5, kök 24. Şimdi kök 24 ne? Kök 25'ten küçük. Bak bura kurtarıyor. Şu kenar kurtarıyor. Böyle koyabiliriz. Kök 2 dediğin şey ne? 1,4 gibi bir şey. O zaman sen burada yani 1'e yakın. O zaman bu 1,8'den kurtarır. Kök 5 dediğin şey de 2'yi geçiyor. Kök 4'ü geçiyor. 2,1, 2,2 gibi bile olsa 2,5'ü geçemeyeceği için her şekilde yine bir yüzü değecek şekilde koyulabilir arkadaşlar. Buraya geldiğimizde bakın. Ya hocam bu koyulur gibi duruyor falan. Boydan kısa ama şuraya baktığınızda bir sıkıntı var. Neden hocam? Şimdi dikkat edin. Kök 5 bakın 2,1, 2,2 gibi bir şey değil mi? Bakın 2,1, 2,2 kabul edebilirsiniz. Sorun değil. Yani burada direkt değerini bulun demeyecekler zaten. Şimdi o zaman sen burada hadi şu 2,5'tan kurtardın diyelim. Hani orada sorun yok, kurtardın. Hadi bu 2,2 de 5'ten kurtardın diyelim diyeceğim ama kapıdan nasıl geçecek? Geçmez ki yani. Hani 1,8'den dolayı kurtarmaz.
Bırak yani şu, şu boydan kurtarıyor diye düşünüyorsun ama boydan kurtarsa bile kapıdan girmesi arkadaşlar bir yüz değecek şekilde mümkün görünmüyor. O zaman doğru cevabımız ne olmuş oluyor? Denizli D seçeneği olmuş oluyor. Bak bu mesela hiçbirimizin kaçırmayacağı bir soru tarzı gibi duruyor açıkça söyleyeyim, tamam mı? Ama kaçırıyorsan da şu tam karelere ondalık gösterilerin karekökünü bir çalış derim. Şimdi LGS tarzı sorumuz geldi. Asıl işte bakın arkadaşlar. Yani böyle tam bu soruları kaçırmayacaksınız. Yani bu sorulara alışacağız artık. Kenar uzunlukları kök 192 metre. Bak bir de bak ezberleme ha, tamam mı? Bak ezberlersen olmaz. Sınavda elin ayağın dolaşır. Sen burada mantık mı ya? Ona bir kere 1280 ne ya burada? 192 ne? Ne olur? Bölen listesi yapıp çıkaracaksın. Tamam, bölen listesini yapacaksın. Bölen listesi arkadaşlar hayat kurtarır. Ya da A kök B olayı hayat kurtarır. Ve yapalım bakalım hayat kurtarabiliyor muyuz? Şimdi arkadaşlar kenar uzunlukları kök 192 demiş ya, şimdi bakalım 192 ve 1280'in hemen bölen listesini yapıyorum. Bakın 1280'in bölen listesini yaptığımda yapmadan bile görebilecek olanlar vardır muhakkak ama yine de yapmakta fayda var arkadaşlar. 2'ye böldüm 320, 2'ye böldüm 160, 2'ye böldüm 80, 2'ye böldüm 40, 2'ye böldüm 20, 2'ye böldüm 10, 2'ye böldüm 5. Bak şimdi 5'e böldüm 1. Bitti. Burada şuna dikkat edin. Şu paketleme olaylarına dikkat edin. Bakın 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Şunu dörtlü paket yap bak. Dörtlü paket. Tamam mı? 16. Burası bakın 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Yani bunu da bir dörtlü paket yap. Buradan şunu anlıyorsun. 16 çarpı 5 bu. Şey 16'nın karesi çarpı 5. Yani 16 kök 5 diyecektim. Buradan şunu anlıyorum. Bak bu şu şekilde yazılabilir aslında. 16'nın karesi çarpı 5. 16'nın karesini dışarıya çıkarabiliriz. Kareyle kare götürdü gibi düşün. Ama sadece bunun için kök 5 çıkamıyor. Onun çünkü karesi yok. Tek başına çıkamaz. O zaman 16 kök 5. E hocam tamam 16 kök 5 buldunuz. Buldum. Şimdi arkadaşlar buraya saydıysanız bakın. Eş dikdörtgenlere ayrılmış diyor. Şimdi bak bu duvar eş parçalara, eş dikdörtgenlere ayrılmış. Bu parçaların bazılarının tamamı, bazılarının yarısı boyanarak şekillik boyalı bölge oluşturulmuş. Ve bunu boyarken şu tüpler kullanılmış. Bu boya tüplerinin her birinden kullanıldığına göre bu iş için en az kaç tüp boya kullanılmıştır diyor. Şimdi burada arkadaşlar şurası sayarsanız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi 8 olduğu için ne yapacaksın? 16 kök 5'i bir kere 8'e böleceksin. O bir tane kenarı bir bulalım bir, tamam mı? 16 kök 5'i de 8'e böldüğünde zaten zihinden bölersin. Ne elde ediyorsun? 2 kök 5'i elde ediyorsun. Yani senin bir kenarın 2 kök 5. Yani şuradaki bir kenarına 2 kök 5 yazabilirsin. Gelelim 192'nin icabına bakalım, tamam mı? 192 gel buraya diyoruz. 192 geldi. 2'ye böldük. 19'un içinde 2 kaç kere var? 9 kere yok mu arkadaşlar? Evet. 12'nin içinde 2 6 kere var mı? Evet var. O zaman bakın burada şu, eğer göremezseniz de normal bölme yapabilirsiniz ha, tamam mı? 96'yı 2'ye böldüm. 48. Ya niye onu söylüyorsam ben de alışkanlık olmuş. Ya zaten göremiyorsa adam orada bölmeyi yapar yani, değil mi? Niye söylüyorsun hocam yani? Bazı şeyleri de öğrenci düşünecek. 48'i 2'ye böldün. 24. 24'ü 2'ye böldün. 12. 12'yi 2'ye böldün. 6. 6'yı 2'ye böldün. 3. 3'ü 3'e böldün. 1. Gözüktü mü o kısım? Gözüktü. Süper. Bak bunu da paketleyelim arkadaşlar. Hemen toptan ve parakende. Bak buraya bak. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Buradan 8 kere 8 64. Yani 8'in karesi çarpı 3 diye yazabilirsin. Yani senin kök 192 dediğin vatandaş aslında 8'in karesi çarpı 3 demek. E 8'in karesi de çat diye dışarıya ne olarak çıktı? 8 olarak çıktı. 8 kök 3. E tamam. Burası zaten 8 tane bakın. E o zaman 8 kök 3'ü 8'e bölersek kök 3 buluyoruz. Şuraya ne yazıyorum o zaman? Kök 3. Bir tane dikdörtgenin alanı bakın. Şu bir tane dikdörtgenin alanı. Kısa kenar uzun kenarı çarp. O da ne yapar? 2 kök 5 ile kök 3'ün çarpımıdır. Gel onu da şurada çarpalım. Bakın 2 kök 5 ile uzun kenarla şu kısa kenarı çarpıyorum. Kök 3'ü çarpıyorum. Ne elde ettim? 2 kök 15. Bak bir tanesinin alanı 2 kök 15. Kök içindekileri kendi arasında, kök dışındakileri kendi arasında. Bu kök 3'ün de katsayısı 1'dir normalde. Bugün de her şeyi söyleyesim var. 2 kök 15 ne oldu? Metrekare oldu. Bu bir tanesinin alanı. Toplam alan daha şimdi bulacağız. Sayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tam var. Bak şurada bir yarım bir yarım ne yapar? Bütün yapar bak. 9. Bir yarım bir yarım bütün yapar. 10. Bir yarım bir yarım 11. Bir yarım bir yarım 12. Yani şu yarım yarım bak o üçgenlerden bir tane dikdörtgen. Yani şunu al buraya yapıştır, bir tane dikdörtgen yaptığını görürsün zaten.
Oradan ne elde ettik arkadaşlar? Biz burada kaç tane olduğunu gördük? 8, 9, 10, 11, 12 tane olduğunu gördük. E şimdi o zaman ne diyeceğiz? Hocam bir tanesi 2 kök 15'ti. 12 ile 2 kök 15'i çarpıver. Çarpalım. 12 ile 2 kök 15 çarptığımızda 24 kök 15 metrekare. Şimdi toplam alan oldu bak. Bu toplam alan. 24 kök 15'i boyayacağız. Boyarken ne yaparsın? En az dediği için en büyük tüpü kullanırsın değil mi? Farklı renk kalem arıyoruz. Evet. Şimdi arkadaşlar o zaman burada kök 60 dediğimiz şey de dikkat edin. 4 çarpı 15. 4 çarpı 15 olduğu için bunun yerine de ne yazabilirsiniz? 2 kök 15 yazabilirsiniz. Şimdi burada eğer 24 kök 15'i direkt 4 kök 15'e bölerseniz cevabı 6 bulursunuz. En az da olduğu için öyle olur mu ya? Sana en az her birinden kullanılacak diyor bak. Her birinden kullanıldığına göre bu tüplerden birer tane kullanma şartı var. Şimdi sen bir tane K tüpünden, bir tane L tüpünden, bir tane M tüpünden kullanırsan 2 kök 15, 1 kök 15 burada 3, 4 de burada 7 kök 15'i kullandın, boyadın. Kesin yani bunları bir kullanacaksın. O zaman 24 kök 15'ten tamam mı? 24 kök 15'ten ne yapıyorum? 7 kök 15 çıkarıyorum. Böyle alt alta çıkarıyorum ben tamam mı? 14'ten 7 çıktı, 7, 1 kaldı. 17 kök 15 kaldı. Şimdi 17 kök 15'i arzu ettiğin gibi boyayabilirsin. Tamam mı? En az dediği için de ne yaparsın? Tabii ki bundan kullanırsın. Kaç tane kullanırsın bundan? 4 tane kullanırsın. Çünkü 4 çarpı 4 kök 15 16 kök 15 yapacak. Doğru mu? Doğru. Doğru desene ya. Oradan sonra bir tane de 1 kök 15'likten kullanırsın. Neden bir tane de 1 kök 15'likten kullanırsın? Çünkü 16 kök 15'e bir tane daha kök 15 eklersek 17 kök 15 kalanı da boyamış oluruz. Bu sayede en az tüpleri kullanmış oluruz. Her birinden birer tane de kullanmak kaydıyla. Kaç yaptı? Şurada bakıyorum 4. Burada bakıyorum 4. Topla bunları 8 yaptı. Zaten 8'in yamacına da geldik diyoruz. Evet arkadaşlar mükemmel bir soruyla daha devam ediyoruz. Eşit uzunluktaki raflara ön yüzlerinde A, B ve C harflerinin yazılı olduğu küp şeklindeki kolilerden birer tane konuluyor. Tamam. A, B ve C kolilerinin kare şeklindeki yüzey alanları sırasıyla 588 santimetre kare. Şimdi bak kare şeklinde yüzey alanı veriyorsa bunların karekökünü alacaksın. Bu bir kere şart yani. B'nin 432, C'nin 243 sırasıyla verilmiş. Tamam. Bunları hep böyle alacağız. Nasıl alacağız? Bunların tabii ki bölen listesini yapacağız arkadaşlar. Sonra B ve C kolilerinden toplam 12 tane daha kullanılarak bak İşte burası arkadaşlar çok önemli. Orta rafa B ve en alt rafa şuraya C kolileri yerleştirildiğinde raf uzunluğunda hiç boşluk kalmadığına göre en üst rafa en fazla kaç A kolisi daha yerleştirilebilir denilmiş dedik. Yani daha doğrusu biz yazdık. Şimdi arkadaşlar ben yazdım. Arkadaşlar şimdi bakın. Ya yani bu sorular o kadar emek emek yazıyor ki. Yani şunun yapılması gelmiş vesaire. Yani anlatsak roman olur derler ya. Hakikaten öyle. Şimdi yani kıymetini bil. Şimdi burada arkadaşlar 588'de bir başlayalım. 588'in bölen listesini hemen hızlıca ne yapalım? 2'ye böldük mü? 5'te 2. 2 kere. 18'de 2. 9 kere. 8'de 4 kere. O zaman ne yaparsın sen bunu istersen normalde bölersin. Tamam mı? 2'ye böl. 1. 9'da 2. 4 kere. 14'de 2, 7 kere. Bak şimdi ne olacak? 3'e böleceksin. Öyle değil mi? 3'e bölünüyor mu bu? Evet bölünüyor. 12'de 3 kaç kere? 4 kere. 27'de 3, 9 kere. 49'da 7, 7 kere. 7'de 7, 1 kere. Bak paket yapalım hemen şunları. 2 kere 2, 4. 7 kere 7, 49. Yani buradan şunu anlıyorum arkadaşlar. O kök 588 var ya bakın. Kök 588 eşittir aslında 2'nin karesi çarpı 7'nin karesi çarpı 3'e. 2'nin karesiyle 7'nin karesi dışarıya çıkabilir. Nasıl çıkar? 2'nin karesi 2, 7'nin karesi 7 olarak çıkar. 2 kere 7 14. Kök 3 olur. Yani sizin şu kenarınız, şu ayrıtınız A'da 14 kök 3. Bak bunu yazdık. Şimdi B'ye geldik. Onlar da biraz daha hızlı ürecek diye düşünüyorum. 432'yi aldım. 2'ye böldüm. 2, 1, 6. 2'ye böldüm arkadaşlar. 108. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Yine bir paketleme yapalım burada. Dikkat edersek bakın 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. Burada 16 4'ün karesi. 3 kere 3 nedir? 9'dur. Yani 3'ün karesidir.
O zaman biz burada orayı da farklı renkte yapalım. Kök 432'yi kök 432'ye 16 çarp, yani 16 demeyelim, ona da artık ne diyelim, 4'ün karesi. Yani rahatça çıktığını görünen. 3'ün karesi çarpı 3. Bakın 4'ün karesi 4 olarak, 3'ün karesi 3 olarak çıktığı için 4 kere 3'ten 12 kök 3. O zaman burası 12 kök 3 olacak. Tamam. C'ye geldim. C ise çok tatlı zaten. 243'ü alıyorsun. 3'e bölüyorsun. Ne elde ediyorsun? 81. Devam etme. Neden? Çünkü 81 dediğin şey var ya, o 81 dediğin şey 9'un karesi. Yani kök 243 de, neden kökünü alıyoruz arkadaşlar bunların? Çünkü karenin alanı veriliyorsa bir kenar uzunluğunu bulmak için karekök alma işleminden faydalanıyoruz. Zaten karekök alma işleminin manası bu. O zaman 9'un karesi çarpı 3 dedim. Dışarı çıktı mı? Çıktı. Ne oldu? 9 kök 3 oldu. Bir kısmı çıktı tabii, hepsi çıkmadı. Burası 9 kök 3. Hadi bakalım bunu da şöyle siyahla yazalım. 9 kök 3. Şimdi bana diyor ki bakın, B ve C kolilerinden toplam 12 tane daha kullanılarak bu orta rafa B, alt rafa C kolileri yerleştirildiğinde. Değerli arkadaşlar, şimdi yerleştirildiğinde hiç boşluk kalmıyormuş. Yani böyle tık 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 koyuyorsun. Bu ne mantığı? Ortak katlar mantığı değil mi? Hocam köklülerinde mi olacak? Ya arkadaşlar bir şey yok. 12 ile 9'un katlarına bakacaksınız. Şimdi ekokundan giderseniz 12 taneyi tutturamıyorsunuz ama yine bir göstereyim ben. 12 ve 9'un ekokundan hemen yazayım bakın. 2'ye böldüğümde 6, 9 bölünmedi. 2'ye böldüğümde 3, 9 bölünmedi. 3'e böldüğümde 1, 9 3'e bölündüğünde 3, 3'e böldüğünde 1. Buradan 3 kere 3, 9, 9 kere 2, 18, 18 çarpı 2'den 36. Ekokumuz 36. Arkadaşlar ekokumuz 36 ise, bakın ekokumuz 36 ise bunları 36 da eşitleyebilirsiniz. Yani buraya gelecek olan şu B küplerinin, kolilerinin sayısı 3'ün katı şeklinde. Şuradakilerin sayısı da 4'ün katı şeklinde olmalı ki tam olarak örtüşsün. Bakın 12 çarpı 3 36, 9 çarpı 4 36, ama 12 tane daha gelecek diyor. O zaman demek ki burada hani 3 ya da 4 alamam. Ne alabilirim? 2 katını alabilirim. Yani buraya toplamda 6 tane gelecek diye düşünebilirim. Evet, yani toplamda 6 tane. O zaman buraya kaç tane daha gelecek? 5 tane daha gelecek diye düşünüyorum. Yani buraya toplamda, bakın buraya 6 tane var. Tamam mı? Burada da arkadaşlar 4'ün 2 katı 8 tane var. E hocam 14 yapıyor ama 12 demiş. Arkadaşlar zaten şurada 2 tane var ya. Hani eklenen burada 5 buraya, 7 buraya, 12 tane. Tamam mı? Orada sıkıntı yok. Bakın yani soru hakikaten, dedim ya yani. Yani buram buram kalite kokuyor. Şimdi şuraya baktığımızda o zaman 8 çarpı 9'dan 72 kök 3. Buraya da bakarsanız 12 çarpı 12 kök 3 çarpı altından 72 kök 3 olduğunu görüyoruz. Yani rafın uzunluğu 72 kök 3. Bitti mi? Bitmedi. Sen şimdi o 72 kök 3'ü, tamam mı, 14 kök 3'e böleceksin. Çünkü en üst rafa kaç tane daha, bakın hiç boşluk kalmadığına göre en üst rafa en fazla kaç A kolisi daha yerleştirilebilir demiş. O zaman 72 kök 3'ü 14 kök 3'e bölüyorum. Böldüğümde kök 3'ler zaten gitti arkadaşlar. 72 14'e tam bölünmüyor. Sadeleştirebilirsiniz. Bakın 72 2'ye böldüğünüzde 36, 14 2'ye böldüğünüzde 7, 36'yı 7'ye bölerseniz 5 kere 7 35, 1 kaldı. Bir sıfır koy, bir virgül koy, 10'da 7 1 kere. 5.1 gibi bir şey. Şimdi o zaman buraya 5 5.1 ise en fazla 5 tane koyarsın bundan. Öyle değil mi? O zaman 5 tane koyacağın için zaten bir tane koyulmuş. O zaman 4 tane daha gelebilir buraya. Dikkat et. Toplamda 5 tane koyabilirsin. Şu an 4 tane daha gelecek. O zaman arkadaşlar en fazla 4 tane daha A kolisi yerleştirilir diyoruz. Yani mükemmel ya. Gerçekten bayıldım. Kendimi yazdım diye demiyorum ha. Yandaki uygulamada ekranın sol ve sağ tarafındaki kareköklü ifadeler yazılmıştır. Sağdaki bir tuşa basıldığında, şurada görüyorsunuz zaten bayağı bir kareköklü ifadeler verilmiş. Tamam. Sonra sağdaki tuşa basıldığında diyor, kareköklü ifadeyle ekranın solundaki her bir kareköklü ifade ayrı ayrı çarpılmakta ve sonuç doğal sayı oluyorsa çarpılan soldaki kareköklü ifadede yeşil ışık yanıyor. Eğer olmuyorsa kırmızı ışık yanıyor. Hangi tuşa basıldığında en az sayıda yeşil ışık yanar denilmiş. Şimdi arkadaşlar bir kere bak, bunlar kök 2, kök 3, kök 5, kök 7 ise bunları da çıkabilecek pozisyona getirmemiz lazım. 80 16 çarpı 5 mi? Evet. O zaman 4 kök 5 diye yaz bunu.
Burada 48 16 çarpı 3 mü? O zaman bunu 4 kök 3 diye yaz bunu. Tamam mı? Burada 63 9 çarpı 7 mi? Evet. O zaman bunu 3 kök 7 diye yaz. Göremezsen bölen listesi yapacaksın. Onu da söyleyeyim. Buraya geldiğimizde kök 12 4 çarpı 3 olduğu için buna ne yazacaksın? 2 kök 3 yazacaksın. 75 25 çarpı 3 olduğu için 5 kök 3 yazacaksın. 35 5 çarpı 7 olduğu için hiçbir şey yazmayacaksın. Çünkü bir işe yaramaz bu. 24 çarpı 5 olduğu için 2 kök 5 yazacaksın. 45 9 çarpı 5 olduğu için 3 kök 5 yazacaksın. 112 bak burada bölen listesi yapalım, tamam mı? Bunun hatırı kırılmasın. 112 2'ye böldüğümüzde 56, 2'ye böldüğümüzde 28, 2'ye böldüğümüzde 14, 2'ye böldüğümüzde 7, 7'ye böldüğümüzde 1. Buradan bakın 2 kere 2 4, 2 kere 2 4, 4'ün karesi çarpı 7 olduğu için, yani 16 çarpı 7 olduğu için 4 kök 7 diyoruz buna. Bu şekilde bir makyaj operasyonu yaptık. Kök 32 yazmamışız. Bak hiç söylemiyorsunuz yine. 16 çarpı 2 olduğu için 4 kök 2. 14'te 2 kere 7 ama çıkan bir şey yok. 8 4 kere 2 olduğu için 2 kök 2. 125 25 çarpı 5 olduğu için 5 kök 5. 27 9 çarpı 3 olduğu için 3 kök 3. 175 de yine bölen listesi yapabiliriz arkadaşlar. 175'i burada 5'e bölebiliyoruz. 175'i 5'e böldüğümüzde 17'de 5 3 kere, 25'te 5 5 kere 35. 35'i 5'e böldüm 7. 7 7'ye böldüm 1. Buradan 25 çarpı 7 olduğunu görüyorum. Yani 5 kök 7. 180 de yine bölen listesi yaparız ama 36 çarpı 5 o zaman 6 kök 5 diye ben direkt yazdım aklıma geldiği için. Şimdi ne yapacaksınız hocam? Bak burada en az sayıda yeşil ışık yanmasını söylüyor ya. Mesela kök 2'nin eşi burada azsa o zaman doğal sayı olmayacaktır. Yani şimdi kök 2'den ne kadar varsa onlar doğal sayı olacak. Bak kök 2'den bir burada var, bir burada var. 2 tane var. O zaman 2 tane yeşil ışık yanacak. Tamam mı? 2 tane yeşil yani. Dur onu yeşille yapalım da şöyle bir şey olsun. 2 tane yeşil ışık yandı. Kök 3'e geldiğimde bakın 1, 2, 3 başka var mı? 4. 4 tane yeşil ışık yandı. Kök 5'e geldiğimde bakalım bunda biraz fazla gibi. 1, 2, 3, 4 sonra şurada da 5. 5 tane yandı. Tamam. Kök 7'ye geldiğimde bakalım kök 7 bak burada bir tane var. 1 sonra şurada var 2 sonra şurada var 3. Kök 7'den de 3 tane yeşil yandı. O zaman en az yeşil yanan hangisi? Kök 2 doğru cevabımız Adana olmuş oluyor değerli öğrencilerim. Yandaki şekilde bir markette bulunan kolileri kaldırmaya yarayan bir forklift ve bu forklift ile yükseltilmiş bir koli gösterilmiştir. Kolinin alt tabanının yerden yüksekliği kök 845 desimetre ve kolinin üst tabanının marketin tavanına olan uzaklığı kök 1280 desimetredir. Koli şekildeki konumdayken kök 45 desimetre daha kaldırılırsa yukarıya raf seviyesine geliyor. Yani rafın boyunu öyle buluyorsun. Kök 845'e 45 ekle. Ama tabii bunların kök işleri aynı hale getirilmesi lazım. Öyle direkt ekleyemezsiniz. Raf seviyesine geliyor. Rafa bu koliden en fazla bir tane konulabiliyorsa kolinin bir ayrıtı desimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz denilmiş. Arkadaşlar hemen 1280'in bölen listesini yapalım. 2'ye böldük 640, 2'ye böldük 320, 2'ye böldük 160, 2'ye böldük 80, 2'ye böldük 40, 2'ye böldük 20, 2'ye böldük 10, 2'ye böldük 5, 5'e böldük 1. Buradan dikkat edersek ki etmemiz gerekiyor arkadaşlar. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. Şurası 16. Bak dörtlü dörtlü paketledim. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16. O zaman 16 çarpı 16 çarpı 5. Bu ne demek arkadaşlar? Aslında sizin bu dediğiniz 1280 kök 1280 16 kök 5 demek. Yani şurası 16 kök 5 desimetreye eşit. Buraya geldiğimizde kök 845'i de bulmak istiyoruz. Onu da şurada hemen bulalım. 845'i ne yapıyoruz arkadaşlar? 5'e bölüyoruz. Çünkü 2 3'e bölünmüyor. 8'in içinde 5 1 kere, 34'ün içinde 5 6 kere, 45 de 9 kere ki devam etmemize gerek yok. 169 çarpı 5 ne yapıyor bakın? 845 yapıyor. 169 zaten 13'ün karesi olduğu için buna da ne diyebilirsiniz? Ya bu 13 kök 5 demektir. O zaman buraya da 13 kök 5 yazalım. O zaman şöyle bir şey oluyor. Kök 45 de 9 kere 5 olduğu için o da 3 kök 5. Yani sen 13 kök 5'e 3 kök 5 daha eklersen senin şu rafının boyu ne olmuş oluyor? 16 kök 5 olmuş oluyor. Bak rafının boyunu söylüyorum. 16 kök 5. Peki koliyi aldın buraya koydun.
Koliyi aldım buraya koyduğunda ne olacak? Artık burası da 16.45'ten 13.45'e düşecek. Yani geldin şuraya kolini koydun, tamam mı? Böyle kolini koydun. Koliyi bilmiyoruz şu an. Şurada ne kaldı boşluk arkadaşlar? 13.45 kaldı. 3.45 kaldırdığımız için zaten onu anlayabiliriz. O zaman 13.45'ten bu koli büyük olması lazım. Neden? Çünkü en fazla bir tane konulabiliyor. Eğer 13.45'ten küçük olsaydı ya da eşit olsaydı direkt buraya koyulması gerekirdi bir tane daha. Yani o zaman en fazla bir demezdi. 13 kök 5 dediğiniz şey zaten kök 845 demek. Demek ki ben kök 845'ten büyük ifadelere olabilir diye diyebiliyorum. Evet bakın 860, 870, 910 kök içerisinde bunlar. Evet olur ama kök 435 olmaz arkadaşlar. Eğer kök 435 olsaydı koli arkadaşlar, o zaman buraya bir tane daha koyabilirdik diye düşünüyoruz. Doğru cevabımız burada Adana olmalıdır. Böyle yepyeni işte videoları kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olun. Abone değilseniz bildirimleri açın. Bildirimleri açmadıysanız ve Instagram İmet Hoca'dan da mutlaka takip edin diyorum. LGS Garantine kampımızdaki bu kaliteli sorularla buluşmaya devam edin. LGS'yi garantileyin. Ayrıca LGS destek kampımızla da destek sorularını çözüyoruz. Hep destek, tam destek diyoruz. Ne zamana kadar? Sen istediğin liseyi kazanana kadar diyorum. Görüşmek üzere. Bitirdik. Bitirdik. Her güzel şey gibi bu ders de bitti arkadaşlar. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Şu elimi vurmamı da çok seviyorlarmış ha bu arada. Bir daha vurayım mı?